Şunu da sormak isterim size. Ee, organ nakli tabii ki önemli. Ee, bir hastanın organ nakline gelene kadar yaşadığı süreç de son derece önemli. Hani bağışı bir kenara bırakacak olursak. Şimdi bizim ülkemizde enfeksiyon hastalıkları uzmanları, belki gastroenterologlar e, dahiliye uzmanları, e, acaba hastaları zamanında organ nakline e, yönlendiriyorlar mı? Bu konuda sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Ve hastalarınız için keşke daha önce gelseydi de, bu durumda kalmasaydı yapılacak bir şeyler olsaydı dediğiniz çok örnek var mı? Bence çok önemli bir konuya temas ettiniz ve bu konu hakikaten çok önemli. Biz cerrahlar olarak çok iyi şeyler yapabiliyoruz. Çok iyi ameliyatlar yapıyoruz. çok teknik ameliyatlar yapıyoruz ama organ nakli multidisipliner bir çalışmadır. Yani sadece bir kişiyle veya birkaç kişiyle olacak bir olay değildir. Birçok komponenti olan, birçok ayağı olan bir çalışmadır organ nakli. Bizim Türkiye'de aslında öğrenmek sürecinde olduğumuz, öğrenme ihtiyacında olduğumuz şey sistemli çalışmaktır. Batı'dan tek farkımız bence şu anda bu. Bizim ekip çalışmasını çok iyi yapmamız gerekiyor. Tabii gastroenterolog arkadaşlarımızla çok yakın çalışmamız, gerekiyor. özellikle karaciğer naklinde hangi aşamada hastaları nakle yönlendirelim, onlarla beraber paylaşmamız gerekiyor. Çünkü her hasta farklı bir klinik tablo içerisinde olabilir. Amerika için söyleyeyim ben e, özellikle oradaki guideline'ler hep şunu der. Biz karaciğer yetmezliğinde olan bir hastaya karaciğer nakli yaparken o hastanın karaciğer yetmezliğinin derecesini belirlememiz gerekiyor. İşte bunu bazı skorlarla yapıyoruz. Diyelim ki MELT skoruyla kullandığımız zaman 15 ve üzerinde bir hastaya karaciğer nakli yapılmalıdır diyoruz. Ama Amerika'da şöyle bir şey var, olgu var. Gastroenterologlar, enfeksiyoncular MELT 10 olduğu zaman bir hastada bunu mutlaka bir transplant merkezinde paylaşıyor. Bizdeki eksiklik buradan Bizdeki kaynaklanıyor. Eksiklik burada aslında. Aslında bunu giderebilsek son derece e, Bence hastalarımıza çok daha bir zamanında bir tedavi yapma şansımız olacak. Evet. Yani bunu bir seyir olarak düşünürseniz ve belli limitinde karaciğer nakli yapacaksanız hı hı. öncesinde o transplant merkezle paylaşmak bence hem hastalar açısından hem sonuçlarımız açısından çok daha mükemmel olacak diye düşünüyorum. Peki şunu da